merhabalar. Orta Çağ'da Dünya Tarih konaltımıza başlıyoruz. Uzun bir konaltım olacak fakat her şeyi, tüm detayları tane tane detaylı bir şekilde göstereceğiz. Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmeleri, devletleri, Bizans İmparatorluğu'nu, Sasani İmparatorluğu'nu, Avrupa'yı, feodaliteyi, kas sistemini ve buna benzer birçok önemli şey, ticaret yollarını, Kürt yollarını, orduları, feodal yapının özelliklerini hepsini detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bol bol konu anlatımı yapacağız ama sizler bu konu anlatımını yaparken mutlaka ekran görüntüsü almaya dikkat edin. Çünkü burada anlatacağımız şeyler sınavlarınıza, karşınıza çıkabilir. Arkanıza yaslanın. Orta Çağ Avrupa'sına ve Orta Çağ dünyasına uzun bir yolculuğumuz başlıyor. Ama her şey sınavlarda çıkacak şekilde üniversite sınavında ve okul yazılarınızda tam da nereye dikkat ediyorlarsa oraları sizlere anlatacağız. Bakın buraya dikkat edildiğimiz yerlere siz de dikkat edin ve konuya başlayalım. Şimdi Milliyetin Bakanlığı, önce Orta Çağ'daki devletlere başlayacağız ama işte Moğol İmparatorluğu'nun askeri başarılarını, Sasani İmparatorluğu'nun merkez otoriteki gücünü, Bizans İmparatorluğu'nun başarılarını ve aynı zamanda tabii hepsini sonradan Osmanlı ve Selçuklu darmadağın edecek. Orası ayrı mesele. Ya da burada kavimler göçüyle oluşan değişimlerin hepsini, feodalitenin sonuçlarını, sınıf farklılıklarını, soyluları, aristokrasiyi hepsini göreceğiz. Fakat öncesi şunu bilelim. Milliyetin Bakanlığı diyor ki Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmeleri bilir ve üzerine fazla durulmaz diyor. Ama biz işimizi sağlam alacağız. Bunların ne olduğunu bildiğimiz gibi bunlarla alakalı bazı önemli terimleri, kavramları pekiştireceğiz. Şimdi Sasani Devleti dediği, yani esasında İran'daki devlet. Vizigot Krallığı, İslamiyet'in Hindistan'a yayılmaya başlaması, yani bu Gazneli Mahmut'un İslamiyet'i Hindistan'a taşıması olayları. Katolik Ortodoks bölünmesi, bu da şöyle olacak mesela. Orta Çağ'da, başlamadan önce Orta Çağ'da kavimler göçü sırasında birçok kavim Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru hareket edince buralarda bir karmaşa ortamı olacak. Roma İmparatorluğu ikiye bölünecek. Bizans ve Roma İmparatorluğu diye. Burada Doğu Roma ve Batı Roma diye. Doğu Roma'da Patrik olacak. Ortodoks Kilisesi olacak. Fener Patrikhanesi. Batı Roma'da ise tabii ki Papa olacak ve burada da Katolikler olacak. Dolayısıyla Katolik Ortodoks bölünmesi dediği şey mezheplere ayrılması, Hristiyanlığın. Hani bizde Hazreti Muhammed peygamberimizden sonra 4 halife dönemi var. İşte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, ama sonrasında bir mezhep ayrılığı oluyordu. Ne oluyordu? İşte Şiiler, Sünniler, Hariciler diye bu adamlar da kendi içlerinde bölünecekler. Ardından Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasından sonra Magna Carta var. Burası da çok önemli. Magna Carta'yı hatta o kadar önemli ki yanlış yazmışız. Şöyle Magna Carta olacak. Bu büyük şart anlamına geliyor. Büyük şart Magna, yani hani böyle kocaman deriz ya. Şart da Carta diye zaten benzer bir kelime İranlıların dilinden geçtiği için. Nedir? Burada krallar büyük şartı kabul etmek zorunda kalacaklar. Yani aristokrasi yönetime müdahale edecek. Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması, gördüğünüz gibi Moğollar kurulup parçalanıyor ama bu sırada dünya tarihine, dünya kültür tarihine çok ciddi zarar verecekler. İngiltere'de parlamenter sisteme geçilecek ve 100 yıl savaşları olacak ve sonrasında da Avrupa'da veba salgını. Bunlar Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımlarına verilen siyasi gelişmelere değinilme kısmı. Burayı geçiyoruz ama birazdan bunların şimdi hep beraber detaylarına da girmeye başlayacağız. Şimdi Orta Çağ'da siyasi yapılara baktığımızda Orta Çağ Avrupa'sının en önemli siyasal yapısının tabii ki de feodalite olduğunu görüyoruz. Yani feodalizm. Feodalite nedir arkadaşlar, biliyor musunuz? Feodalite esasında şöyle bir şey. Hani bu Avrupa'da böyle bir kavimler göçü sonrasında bir karmaşa ortamı oluşuyor ya. Herkes kaçıyor, bir yerlere kaçıyor. Acaba nereye saklanacağız diye. İşte küçük krallıklar dediğimiz yerler diyorlar ki, ya kardeşim diyorlar, hiç korkmanıza gerek yok. Biz varız. Benim böyle kocaman bir kalem var. Bu kaleye sığınırsanız ben sizi korurum ve aynı zamanda sizlere kapalı tarım ekonomisinde karnını doyuracak kadar gıda da veririm diyor. Kapalı tarım ekonomisi ne demek? Eğer sen ürettiğini dışarıya satıyorsan açık tarım ekonomisindir. Ama kapalı tarım ekonomisinde sadece kendin pişir, kendin yaparsın. Mesela bahçende soğan ekiyorsun, domates ekiyorsun, salatalık ekiyorsun ve onları yiyorsun. İşte kapalı tarım ekonomisinde bu adamlar kalelerle etraflarını çevirecekler, güvenli bir ortam oluşacak ve kilisenin de desteğiyle halkı adeta köle gibi kullanacaklar çiftçileri. İşte feodalite güçlü savaş lordlarının, adam güçlü çünkü, egemen güç kabul ediyor. Yani adam kendince bir derebeyi oluşturuyor ve zayıfların kendilerine efendilerine emanet ederek karşılığında sadakatle hizmet sözü veriyor. Yani diyelim ki şu adam tamam güçsüz, şu iki tane adam güçsüz, şu adam ise güçlü silahları olan bir adam. Bu diyor ki gelin benim emrime girin ve bu kalenin içine ben sizi koruyacağım diyor. Diğer türlü buradan vandallar geliyor ve hatta tehlikeli insanlar geliyor, barbar kavimler geliyor.
kaçın bana sığının diyor. Ve böyle böyle küçük küçük krallıklar oluşuyor. İşte biz bu küçük krallıklara feodalite diyoruz. En başta büyük bir kral var ama bu küçük krallar esasında her şeyi denetliyor. En altta ise fakir, gariban, çiftçiler, köylüler var diyebiliriz. Orta çağdaki siyasi yapılara baktığımızda öncelikle Sasanileri bilmemiz lazım İran'da. Sonrasında Bizans İmparatorluğu var, kök Türkler var, İslam devleti var. Bakalım neler var şimdi. Sasani İmparatorluğu yani İranlılar çağın büyük imparatorluklarından bir tanesi. İranlılar bayağı büyük bir devlet kuruyor. Hala da aynı yerdeler. O yüzden de çok köklü bir millet esasında. Yani mesela İngilizce'de brother diyoruz. Türkçe'de brother diyoruz. Birader. Veyahut da İngilizce, Almanca'da brother diyoruz. Hepsi İranlılardan geçmiş. Günler İranlılar. Birçok kelime dünya dillerine bile İranlılar tarafından geçmiş. Geniş sınırlara ve güçlü bir devlet geleneğine sahip. Mesela posta teşkilatları var. Böylece satraplık denen eyaletlerine tek tek ulaşabiliyorlar. Posta teşkilat sayesinde her yere ulaşabiliyorsun. Biz mesela şu anda eğer internet olmasa nasıl hiçbir yere ulaşamıyorsak o zaman da internetin, cep telefonunun görevini posta teşkilatı görecek. Pers devlet geleneğini benimseyen Sasani İmparatorluğu'nun yönetim şekli tabii ki de krallık anlamına gelen monarşi. Bu sayfaların hepsi önemli. Bunları SS yani ekran görüntüsü alabilirsiniz. İmparatorluğun başında Şerinşah unvanını kullanan, unvan böyle yazılır arkadaşlar. Şerinşah unvanını kullanan hükümdarlar bulunuyor ki bu şahın şahı demek yani. Kralların kralı demek diyebiliriz. Hazreti Ömer döneminde İslam devleti ile yaptığı Kadisiye ve Cecula ve aynı zamanda Nihavend savaşlarını kaybedecek ve kaybettiği için de zayıflayarak yıkılacak. Burada Hazreti Ömer Sasanileri yamultuyor. Gelelim bu tarafa. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu hani Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'u fethediyoruz ya biz 1453'te. O zamana kadar Doğu Roma İmparatorluğu denen bir imparatorluk var. Bu imparatorluk gerçekten Anadolu'ya hükmediyor, Balkanlara hükmediyor ama önce Malazgirt zaferinde Alparslan Roman Diyojen'i yani Bizans İmparatorluğu'nu tokatlayacak. Ardından da biz Myriokephalon Savaşı ile bu Bizans İmparatorluğu'nu tokatlayacağız. En sonunda onların torunlarının torunu olan Fatih Sultan Mehmet diyecek ki kardeş bir sıkıntı varsa çözeriz. Bir İstanbul'u önce bize verin diyecek. Şimdi Doğu Roma İmparatorluğu çağın en büyük imparatorluklarından biri olup Orta Doğu'da bakın burası, Ön Asya'da burası ve Doğu Avrupa'da önemli bir güç. Bu adamlar Hellenizm. Hellenizm nedir biliyor musunuz? Bunların öncesinde Büyük İskender vardı. Büyük İskender Makedonya'dan çıkıp Doğu ve Batı kültürlerini karıştırmıştı. Doğu ve Batı kültürünün karışımına biz Hellenisi kültür diyoruz. Hellenizm ve Ortodoksluk. Ortodoksluk da hatırlarsanız hani Hristiyanlık ikiye bölündü demiştik ya. Bir Batı Roma vardı. Batı Roma'da Papa vardı. Doğu Roma'da da Patrik vardı. Bu iki kültürü birleştirip Patrik de Ortodoks Kilisesi'nin başındaydı. Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nin başındaydı. Bizans İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu'nun farklı bir siyasi yapısı haline geliyor. Niye? Batı Roma'da Katolizm var, Katoliklik var. Batı Roma'da Papa var. Batı Roma öyle kendi küçük bir şey hala da var Vatikan'da. Ama Doğu Roma dediğimiz İstanbul'da ise Fener Patrikhanesi var ve Patrik kendince bir Ortodoksluk takılıyor. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra diyor ki artık ben varım. Ben çağlar açıp çağları kapatan büyük Fatih'im. Dolayısıyla sizi yıkıyorum diyor ama onların dinine, diline de karışmıyor. Hala Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'da duruyor. Gelelim buraya. Orta Çağ'daki siyasi yapılarda Moğol İmparatorluğu'nu kuran Temuçin. Yani diğer adıyla Temuçin. Temuçin. 1206 yılında yapılan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından Kaan seçiliyor ve Cengiz adını alıyor. Cengiz Han dedikleri o dünyayı daha doğrusu tüm Orta Asya'yı fetheden komutan bu işte. Moğollar üzerinde tabii ki de eski Türklerde de etkili olan Şamanizm dininin etkisi var. Cengiz'in ölümünden sonra Moğollar farklı farklı kollara bölünecek. Mesela Çağatay kolu var. Aynı zamanda Altın Orda var. Altın Orda kolu var. Ve İlhanlar kolu olarak İlhanlar ve tabii ki Kubilay da yazalım şöyle. Kubilay ve İlhanlar olarak dörde ayrılacak. Bunlar Kubilay, Çağatay, Altınordu ve İlhanlar olarak bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı zaten bakın. Diyeceksiniz ki hocam siz hızlı anlatıyorsunuz. Biz bunları nereden çalışabiliriz? Mesela 0'dan 9'a tarihte bunların hepsini çok detaylı bir şekilde gösterdik. Nerede? Şöyle gösterelim. Orta Çağ'daki siyasi yapılar demişiz. Doğu Roma İmparatorluğu, Sasaniler, Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluklar demişiz. Siyasi yapılanma ne olduğunu göstermişiz. Bak sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta. Buradan birazdan sizlere ödevler de vereceğim. Moğolların Timuçin'i, Moğolların yaptıkları ekonomik gelişmeler, siyasi gelişmeler bunların hepsini zaten şimdi anlatacağız. Aynı zamanda federal yönetim nedir, aristokrasi nedir, saltanat nedir bunları da bilmemiz gerekiyor. Bak Şehinşah kralların kralı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şehinşah hani az önce işlemiştik ya şurada. Nerede Şehinşah'ı şuradan gösterelim. Şehinşah olarak
bilmemiz gerekiyor şeyinşallah. Şimdi gelelim buraya. Devam ediyoruz. Aynı zamanda feodalite dedik, derebeylik dedik, Sasaniler dedik, Cengiz Han dedik, Moğollar dedik. Bunların hepsi sınavlarda karşımıza gelebileceği için dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kavram haritası da burada. Aynı zamanda başka ödevler de vereceğiz. Mesela şurada eğer hocam ben koca kitabı taşımak istemiyorum derseniz akıl notlarından da çalışabilirsiniz. Akıl notlarında da sosyali açalım. Bulabilirsem tabii. Nerede? Şöyle. Heh. Bak ilk çağın toplulukları demişiz. Lidyalılar, aristokrasi, Moğollar. Heh, şurada. Urkakine bak. Burada yine. Moğol İmparatorluğu, Kurultay, Onlu Teşkilat, Temuçin. Bunları yanınıza da böyle gezdirebilirsiniz. Ya da böyle benim yaptığım gibi ekran görüntüsü üzerinden de çalışabilirsiniz. Ordu, yapıları, feodaliten ortaya çıkışı hepsini burada da akıl notlarında yazdık. Şimdi devam edelim konu anlatımına. Biraz bağlı oldu. Araya girdik ama sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi İmparatorluklarda sosyal, ekonomik ve askeri durum çok çok önemli. Şimdi imparatorluklarda Bizans İmparatorluğu var, Sasani İmparatorluğu var ve Moğol İmparatorluğu var. Yönetim imparator tarafından. İmparator nedir biliyor musunuz? İmparator kraldan farklı. Krallık babadan oğula geçebiliyor. Kralın oğlu var, o kral oluyor. Onun oğlu var, o kral oluyor. Bir prensken sonra krala dönüş. Ama imparator kralların da üstünde bir şey. Yani imparatoru ordu seçiyor. Dolayısıyla imparator babadan oğula geçebilen bir şey değil. Tüm devletin, tüm kralların veyahut da tüm ordunun seçtiği bir general. Osmanlı'da da imparatorluk var ama babadan oğula geçiyor. Çünkü Osmanlı emperyalist bir devlet değil. Emperyalist devlette bütün küçük devletleri kendi içine almaya çalışan ve onların her şeyini değiştirmeye çalışan bir devlet demek. Osmanlı İmparatorluğu esasında tam da imparatorluk kavramının biraz dışında kalıyor. Ama Bizans İmparatorluğu imparatorluk kavramına giriyor. Nedir? Bir tane imparator var ve gerçekten her yeri fethetmeye çalışıyor ve emperyalist davranabiliyor. Sosyal ve ekonomik yaşamı Bizans'ın ticarete dayalı. Çünkü İstanbul tam bir ticaret kenti, günümüzde de öyle. Orduları ücretli askerler. Paralı oldukları için zaten kısa sürede dağılacaklar. Yani belli bir süre sonra dağılacaklar. Ve ağır zırhlı birlikleri var. Sasani İran'a baktığımızda yine aristokratlar var danışma meclisi olarak. Bunlar soylular. Yani kral diyorlar ki sen şahinşahsın tamam güzel ama sana soruyoruz bakalım. Bunları bizden habersiz yapabilir misin diye danışıyor ona. Topraktan alınan vergiler var. Tarım ülkesi yani. Topraktan alınan vergi demek tarımla alakalı bir ülkesi demek. Güçlü, düzenli ve disiplinli birlikleri var. Moğollara baktığımızda en üstte Kaan var. Cengiz Kaan yani Cengiz Han ve Kurultay denen yine bir danışma meclisi var. Yani aldığı kararlar Kaan'ı yani Cengiz Han'ı bağlamıyor. Hayvancılık çok önemli çünkü Orta Asya'nın iklimi hayvancılığa izin veriyor. Ve dolayısıyla iklim kurak olduğu için konar göçer yaşam tarzı var. Gönüllü askerler var ve hafif süvari birlikler Moğol ordusunun temelini oluşturuyor. Şimdi gelelim başka bir konuya. Artı üründen sosyal sınıflara. Şimdi artı ürün nedir biliyor musunuz? Üreticinin ihtiyacını aşan ürüne biz artı ürün diyoruz. Yani şimdi ben bir tane kaleme ihtiyacım var. Bunu kullanıyorum. Ama ben her gün elime bu kadar kalem geçiyorsa bakın biraz size şöyle şov yapayım. Ben bunları satarım. İşte bu benim artı ürünüm. Ama bir tane kalem varsa kendime yeter. Bir kilo patates bana bir anca yeter günde. Ama bende 100 kilo patates varsa 99'unu satarım. İşte artı ürün insanların çiftçilik, değiş tokuş, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi yeni sınıfların ortaya çıkmasını sağlayacak. Orta çağda da biliyorsunuz feodalite sistemi vardı. Yani küçük krallıklar sistemi vardı. Bu sistemde köleler, serfler yani alım satılan kişiler, hür köylüler korunma ve adalet karşılığında senyörlere mal ve hizmet üretmekte yükümlü. Yani hani bir kral vardı elinde kılıç olan daha sonra küçük kral feodal bey vardı derebeyi. Bunlar küçük köylüler şeyler diyorlardı ki ya efendim biz şu şeylerden bizi koru şu tehlikeli insanlardan bizi koru. Tamam ben sizi korurum benim kalemin içine girip benim kurallarımı kabul ederseniz diyordu. Yani tehlikeli barbar kavimlerden feodal bey derebeyi küçük küçük halkı yani korunma ve adalet isteyen halkı koruyorlardı. Senyörlere mal ve hizmet üretmekle hükümler. Peki bu kralına karnı doyurması lazım bu küçük kralın yani derebeyinin. Bunlar da ona tarlalarında domates ekip üretip buna veriyorlar. Aynı zamanda Hititler var biliyorsunuz Anadolu'da kurulan büyük uygarlık. Hititlerde de toprak tımarlara ayrılmış. Topraklar tanrının ve kralın sayılıyor. İşleme hakkı halkta. Aynı bizdeki tımar sistemine benzer. Yani toprakların sahibi devlet ama elde edilen gelirler ...le asker yetiştirilmesi gibi. Bizdeki ikta ve tımar sistemine benziyor. Sümerler'de de topraklar. Sümerler'de biliyorsunuz Mezopotamya'da... ...milattan önce 3200'de yazıyı bulan büyük bir uygarlık. Topraklar tapınaklara, kent yöneticilerine... ...ve tabii ki köylere ait hür insanlar da vergi ödüyor. Diğer tarafa baktığımızda... ...Mezopotamya yani yine Sümerlerin olduğu bölge... ...Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında... ...Mezopotamya'da da topraklar... ...özel mülkiyet altında. Ne demek? Yani adamın kendine ait toprağı var. Ama mesela Mısır'da... Toprağın sahibi Firavun yani tanrı kral. Hani o piramitlerin olduğu ülke var ya orada diyor ki ben sizin hem
haşa tanrınızım hem de kralınızım diyor ve vergiler de onun adına toplanıyor. İşte feodalitede bu tarımsal ürünlerde, buradaki köylülerde bu adamın malı. Bu adam aynı zamanda bu kaleyi sattığı zaman bunları da satabiliyor. Hititlerde toprak adamın malı, yani kralın malı, ama aynı zamanda işleme hakkı halkta. Sümerlerde hür insanlar vergi ödeyebiliyor ama topraklar daha çok tapınaklara, bizim zigurat denen tapınakları vardı bu adamların, onlara ait. Mısır'da her şeyin sahibi Firavun, çünkü adam kendini tanrı zannediyor, Dangoz. Ama Mezopotamya'da ise özel mülkiyet hakkı var. Zaten Sümerlere de söylemiştik. Gelelim ilk ve orta çağdaki toplumsal tabakalaşmaya. Tabakalaşma nedir biliyor musunuz? En altta eğer işçiler ve köylüler varsa, bu diğer üst tabakaya geçemiyorsa, çalışanlar askerlerin olduğu tabakaya geçemiyorsa, askerler de en üstteki brahmanların, din adamlarının olduğu tabakaya geçemiyorsa, burada bir kast sistemi vardır. Ve kast sistemi adı gibi rezil bir sistem. O kadar ağır ki bu sistemde, mesela Hindistan'da burası, burası Hindistan'da bu sistem. Hindistan'daki bu kast sisteminde şu adamın gölgesi bu adama gelse bu adamı cezalandırıyorlar. Gölgesi diyorum bak. Yani ben böyle yürüyorum. Diyelim ki ben köleyim. Böyle yürüyorum. Doğal olarak benim bir gölgem oluşacak, tamam mı? Bu gölgeden de ben geçti. Diyelim ki din adamı geçti veyahut da asker geçti. Senin lanet gölgen bana geldiğince kadar acımasızlar. Veyahut da burada doğan bir çocuk asla bu sınıflara geçemiyor. Ama çok şükür biz eğitim sayesinde şu anda bir gariban bir ailenin çocuğu bile olsak çalışıp çok iyi yerlere gelebiliyoruz. Bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla kast sistemi rezil. Şimdi gelelim bizim bu tarafa. Toplumsal tabakalaşma, insanlar arasında ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesidir. Yani fakirler hep fakir kalıyorsa, zenginler de hep zengin kalıyorsa, birileri başka bir tabaka değiştiremiyorsa, mesela siz şimdi iyi okuyup çok başarılı insanlar olup ileride cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Demek ki bizim ülkemizde kast yok, başkan olabilirsiniz. Ama bu ülkede, Hindistan'da böyle bir şey yok veya orta çağdaki Avrupa toplumlarında böyle bir şey yok. Osmanlı'da da sınıf sistemi yok. Niye? Osmanlı'da bir devşirme çocuk, mesela İbrahim Paşa, yetişip ta Kanuni'nin yanına sadrazamlığa kadar yükselebiliyor. Tabii ki padişah olamıyor ama padişahın yanındaki en üst düzey olan sadrazamlığa kadar yükselmesi Osmanlı'da toplumsal tabakalaşma olmadığının göstergesi. Toplumlar hiyerarşik bir düzen içerisinde sınıflandırılıyor. Yani ben senin üstündeyim, o da benim üstünde gibi. Ve toplayıcılığa ve avcılığa dayanan ilk toplumlarda çok az tabakalaşma olmasına karşın tarımsal üretim geliştikçe, yani insanlar tarım yapmaya başladıkça, bu toprak benim, bu toprak benim, bu toprak benim dedikçe, bu toprağın sahibi ben zenginim diyor. Bu toprakta çalışanlar ise ben fakirim diyor ve sınıf ayrımları oluşmaya başlıyor. Orta çağda soylular var, din adamlar var, burjuvalar var. Burjuvalar nedir? Ticaretle zenginleşenler. Hani sonradan zenginleşenlere, ticaretle zenginleşenlere burjuva deniyor. Aristokratlar dediğimiz en baştan toprak sahibi olan zenginlere ise soylular deniyor. Köylüler ise hiçbir zaman zengin olma ihtimali olmayan, hep tarım işçisi olarak çalışan, aristokratlar tarafından yer değiştirilebilen kişiler. Bu tabii ki Orta Çağ Avrupa'sındaki rezil bir durum. Peki, Orta Çağ'da ticaret nasıl, ona bakalım. Orta Çağ'da kara ticarette atlar, at arabaları ve develer var. Deniz ticarette ise insan ve rüzgar gücüyle hareket ettirilen kürekli ve yelkenli gemiler var. Yani insanlar ticaret yaparken hem denizden faydalanıyorlar yelkenlerle, bilhassa Fenikeliler bunu yapacaklar ilk çağlarda. Ve aynı zamanda Yunanlı tüccarlar, işte koloniler kuracaklar, İonyalılar, Cenevizler, Venedikler hep gemilerle ticaretle ilerleyecekler. Peki nerelerde yapılıyor bu ticaret? Birincisi Karum denen alışveriş merkezi var. Bizdeki alışveriş merkezinin adı AVM. Ama Asurlardaki alışveriş merkezinin adı Karum. Ve buralarda, bu Karumlarda şehrin hemen dışında ticari işler görülüyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim size şu haritadan, izin verirseniz. Diyelim ki Mezopotamya şurası. Fırat ve Dicle nehirlerinin olduğu yer burası. Sümerler burada, Asurlar burada. Asurlu tüccarlar buradan çıkıyorlar, böyle Kayseri'ye geliyorlar. Kayseri Kültepe'de Karum denen bir alışveriş merkezi kuruyorlar. Burada ticaret yaparlarken Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getiriyorlar. Anadolu'da yazılı çağların, yani tarih çağlarının başlamasını Asurlu tüccarlar sağlıyor. Yani adamlar sadece mal değil, aynı zamanda kültür de getiriyor diyebiliriz. Aynı zamanda Agora denen ticaret merkezleri var. Yine bu da Orta Çağ'da görülen bir ticaret merkezi. Aynı zamanda Arasta denen aynı esnaf örgütlerinin bir arada bulunduğu çarşılar. Hani bize kapalı çarşı hep kuyumcular var ya, onun gibi düşünün. Aynı zamanda hanlar var. Kervanların ve yolcuların konakladığı. Mesela Türkiye Selçuklarında bu çok yaygın, kervansaraylar. Nedir? Ticaret yapan tüccarlar işin hem onların sigortası yapılıyor, hem de onların rahat rahat dinlenebileceği böyle çok güzel mekanlar kuruluyor. Aynı zamanda ribat denen
sınır bölgelerindeki güvenliği sağlayan askeri amaçlı gözetleme merkezleri var. Bunlar ticaretin güvenliğini sağlıyor. Ve yine karavansaray dediğimiz kervansaray. Kervanların dinlendiği saraylar. Kervan ne? Ticari kafilenin dinlendiği konaklama tesisleri var. Ve bedesten dediğimiz kapalı çarşı dediğimiz, yani çeşitli eşyaların satıldığı kapalı çarşılar var. Bu kavramlar ne olduğunu size sınavda sorabilirler. Buraya dikkat edin. Burasını geldiğiniz zaman gözünüzü dört açın diyoruz. Bunları hem benim yaptığım çalışmalardan dinleyebilirsiniz, hem buradaki akıl notlarından dinleyebilirsiniz. Uzun sürecek tabii şimdi. Bunları ben buradan da göstermek zorundayım. Yani feodalite, ticaret, açık sınıf tabakalaşma, kapalı sınıf tabakalaşma. Bak, kervansaray, bedesten, karum, agora, bunların hepsini burada anlattık. Aynı zamanda 0'dan 9'a tarih kitabımızın içerisinde bunlar detaylı bir şekilde var. Kral yolu ve buraya geleceğiz. Mesela Karum, Agora, Han, Ribat, bunlarla alakalı sorularında olduğu bir durum. Bak burada mesela demişiz ki baba Kayseri'ye gitmek zorunda mısın demiş. Anadolu'ya tarihi çağlara geçirip Anadolu'yu tarihi çağlara geçireceğim demiş. Niye? Bir zamanlar Asurlar Anadolu'yu tarihi çağlara geçiriyordu. Şimdi bunlardan ödev vereceğiz birazdan ama devam edelim. İlk ve orta çağdaki ticaret yollarına baktığımızda ilk başta İpek yolunu görüyoruz. İpek yolunda sadece ipek satılmıyor. Yani Çin'den başlayıp Anadolu'nun içlerine kadar giden bu İpek yolunda değerli birçok ürün satılıyor. Ama İpek de o dönemde çok değerli olduğu için yola ismini vermiş. Burası bir ticaret yolu. Hatta bu ticaret yolunu ele geçirmek için devletler birbiriyle mücadeleye giriyorlar. Bu yola kim hakimse egemenlik, güç, ekonomik güç onda olmuş oluyor. Baharat yolu yine Hindistan'dan başlayıp baharatın Orta Doğu'ya, işte Mısır'a ve Anadolu'ya ulaşmasını sağlıyor. Hocam baharatın ne önemi var diyebilirsiniz. Hani ipek gene değerli ama baharatın ne önemi var diyebilirsiniz. İpek de tabii şimdi artık suni ipek sayısı fazla bir önemi kalmadı ama hala değerli. Yanmaz mesela. Eğer babanızın %100 ipek kravatı varsa çakmak çakın yanmaz. Yanmayan bir kıyafet ve güzel, leziz, tarz duran bir kıyafet. Baharatın ne önemi var diyebilirsiniz. Ben de bunu hep merak ederdim. Yani ulan Allah Allah, baharat baharat baharat. Bir tek çiğ köfte diye yarıyor. Hayır. Eskiden buzdolabı yok ama baharat sayesinde yiyeceklerin bozulması engellendiği için baharat yolu demek esasında buzdolabı yolu demek. Çünkü sen hatırla, salam, sucuk, sosis, pastırma, bunlar esasında çiğ et ama bozulmuyorlar. Niye? Baharat sayesinde. Baharat yiyeceklerin bozulmasını engellediği için yine çok değerli bir şey. Avrupalılar doğudan buluyorlar baharatı, Hindistan'dan buluyorlar. Baharat yolunda da yine sadece baharat yok. Baharat yolunun kontrolü son dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'na geçecek. Yavuz Sultan Selim sayesinde. Kral yolda Lidyalıların parayı bulmasını sağlayacak. Nasıl yani hocam? Lidyalılar bu kral yolu sayesinde Sardes'te, Manisa'daki ticaret kentleri sayesinde o kadar zenginleyecekler ki değiş tokuşta. Diyecekler ki ya ben sana kalem verdim, sen bana kitap verdin. Ben sana bardak verdim, sen bana işte kumanda. Öyle olmaz diyecekler. Biz artık parayı bulalım diyecekler ve Lidyalıların parayı bulmasını sağlayan bir yol. Ve yine aynı şekilde Kürk yolu da çok önemli. Bu da bak buradan başlıyor, böyle Çin'den, Hazar Denizi'nden, Ural Dağları'ndan, Altay Dağları'ndan geçen önemli bir ticaret yolu. Bu ticaret yolları üzerindeki egemenlik mücadelesi bütün devletlerin en önemli politikalarını oluşturmuştur. Orta Çağ'da orduya baktığımızda hızlı gidiyoruz ama güzel gidiyoruz. Orta Çağ'da siyasi birlikten yoksun olan Avrupa'da, siyasi birlikten yoksunluk ne demek hocam? Yani şunu kastediyorum. Şöyle bir Avrupa haritası çizeyim, hatta uzatmayayım lafı, şimdi haritayı aramakla vazgeçmek istiyorum. Şurası İtalya olsun, şöyle Yunanistan çizelim. Şöyle Türkiye'nin olduğu yeri çizelim şöyle. Gerçekten. Şöyle şöyle. Karadeniz'i çizelim. Tamam. Şöyle Avrupa. Tamam mı? Şöyle Afrika'yı çizdik. Şurası şöyle düştü. Kıbrıs. Tamam. Şöyle çizdik ya. Şurası Hazar Denizi. Şimdi şu maviyle taradığım yerler deniz. Bak şurası Hazar Denizi. Şurası Karadeniz. Şurası Ege Denizi. Şurası Adriyatik Denizi. Şu anda da Akdeniz'i tarıyorum. Tamam mı? Şuralarda Atlas Okyanusu. Şimdi Avrupa'da güçlü bir siyasi birlik yok. Ne demek? Kavimler göçü sonrasında burada küçük küçük feodaliteler, yani küçük küçük krallıklar, küçük küçük derebeylikler kurulmuştu. Derenin kenarında kurulan beylikler. Tek büyük bir devlet yoksa Avrupa'da siyasi birlik yoktur. Hani hatırlar mısınız, bizde Danişmentoğulları, Artuklular, Mengücekler, Saltuklular, Çakabeyli gibi küçük küçük beylikler dönemi vardı. Orada da siyasi birlik yok. Veyahut da işte Osmanoğulları, Germiyanoğulları gibi küçük küçük beyliklerin olduğu dönemde de siyasi birlik yok. Eğer bir yerde tek bir devlet yoksa orada siyasi birlik yoktur. İşte Avrupa'da da feodalitenin olması siyasi birlikten yoksunluk demek. Ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyemiyorlar. Bir ara gaza geliyorlar Papa'nın gazıyla. Haç seferler için buraya yola çıkıyorlar ama burada da biz Türkler onları tokatlıyoruz. Nasıl oluyor? 100 bin kişilik orduyla toplanıyorlar hep beraber. Haydi diyorlar, ya Tengri diyorlar onlar tabii, Allah Allah demiyorlar. Gelecekler buraya, Kudüs'ü fethedecekler ama 100 bin kişiyle çıkıp buraya 1000 kişi anca ulaşabiliyorlar. Çünkü orada Melikşah'ın filtresinden geçmek zorunda kalıyorlar. Yani Türklerin.
Batı Avrupa'da 8. yüzyılda Franklar, yani günümüzdeki Fransızların dedeleri, askeri bir düzen olan feodal sistemi geliştirecekler. İlk çağdan itibaren devletler varlıklarını devam ettirmek için hep orduya çok önem veriyorlar. Niye? Güçlü askeri teşkilat aynı zamanda güçlü bir devlet teşkilatı demek. Orta çağda orduyla alakalı başka bir kavram daha var ki o da atlı okçular. Atlı okçular da bilhassa şövalyeler ve okçular kuşatma teknikleri kullanıyorlar. Yani askeriye çok önemli. Çünkü sen diyelim güçsüz bir çocuksan ne yaparsın? Sığınacak bir yer ararsın. İşte fakir halk köylülerde en çok bu şövalyelere güveniyor. Diyorlar ki şövalyeler beni korur. Düşman tehlikelerinden korur diyorlar. Onların kahramanlıklarını birbirine anlatıyorlar. Doğuda farklı bir şekilde cereyan ediyor bu. En büyük farklılık yüzlerce yıl Orta Asya'ya hakim olan Türk ve Moğol atlı okçular oluyor. Bizde atlı okçu denen bir kavram var. Hem ata biniyor adam hem de ok atıp düşmanı bertaraf edebiliyor. İngiltere ve Fransa'da ise maaş karşılığı asker bulundurmaya başlıyorlar. Yani günümüzdeki profesyonel askerlik, askerlik mesleği, profesyonel askerlik gibi düşünebiliriz. Niye? Para alıyor, askerlik yapıyor. E tabi bu da ister istemez adamların bağımsızlıklarını etkileyecek. Çünkü parayla vatan savunması öyle kolay kolay olmaz. Ama profesyonel askerlik de güzel bir şey tabii ki. Niye? Çünkü o işi en iyi yapan adamların olması lazım. Ama her Türk asker doğar diyen bir milletiz biz. O yüzden de ne yapacağız? Tabii ki askerlik mesleğiyle alakalı bizde profesyonellik yok. Daha çok ne var? Hunlarda, Göktürklerde, Uygurlarda, Karahanlarda, Gazenlerde biz zaten askeriz diyor. Kadınlar bile biz de askeriz kardeşim. Varsa düşman tokatlarız diyorlar. Orta çağda ücretli askerlik sistemi birçok devlette görülmüştür. Bizans İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldığını hatırlatırım. Tarihin her döneminde ordusunda ücretli askerlere yer veriyor. Ücretli askerler bazen artıları olsa da tamamen ücretli askerden oluşursan bakınız Lidyalılar gibi hop çikilop yıkılıyorsun. Kanunlara bakalım. Kanunlar da önemli. Şimdi kanun deyince aklımıza ne gelecek? Yazılı metin. Yani burada anayasayı biz böyle tarz yazdık. Anayasa nedir? Halk toplanıyor diyorlar ki biz kendi aramızda bir kanun çıkarmak istiyoruz diyorlar ve bir kanun yazıp bu kanunlara uyabilirler. Bu kanunlar gelenek ve göreneklerden beslenebilir. Kralın sözlerinden beslenebilir. Yani monarşiden beslenebilir. Büyüklerin sözlerinden beslenebilir. Ve halk kendisi de toplanıp yazabilir. Şimdi ilk siyasi oluşumlarda devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesi için hukuk çok önemli. Ve geleneksel haline gelmiş kurallar bir düzene konu. Yani işte biri hırsızlık yaptığı zaman onun cezası verilir. Birisi adam öldürdüğü zaman onun cezası verilir. Örf ve adetlerden oluşan geleneksel hukuk kuralları artık yazılı hale geliyor ve yazılı hale gelince de artık anayasa oluyor. Nedir mesela? Hammurabi kanunları. Nedir mesela? Urkakina kanunları. Hammurabi kanunları Babil'lere aitti. Urkakina kanunları Sümerlere aitti. Veyahut da Roma hukuku mesela. Hala günümüzdeki hukuk fakültelerinde Roma hukuku okutuluyor. Şimdi geldik başka bir sayfaya. İşte burada Roma hukuku, Justinianus kanunları ve Cengiz yasasını gelin inceleyelim. Şimdi ilk basamağı 12 levha kanunları dediğimiz kısım. 12 levha kanunları çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar 12 levha kanunları sayesinde günümüzdeki hukuk fakültelerinde okutulan hukukun temeli oluşuyor. Roma halkının görev ve sorumlulukları, halk arasındaki ilişkiler pek çok konuya açıklık getiriyor. Mesela bir örnek maddeyi okuyalım. Bir kimse kendisine borçlu olan vatandaşı hakim önüne götürür. Borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riayet ederek ona el kor, evine götürür ve zincire vurur. Muayyen yani belirli zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle olarak satar. Tabii ki gördüğünüz gibi çok sert. Justinianus kanunlarına baktığımızda aile, kişi ve miras hukuku konularını düzenlemeler ve günümüz medeni hukukunun temelini teşkil ediyor. Medeni hukuk nedir? Hani var ya evlenme, boşanma, miras, meslek sahibi olabilme. 1926'da geçtiğimiz medeni kanundan bahsediyoruz. Örnek maddeye bakalım. Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat parayla ödenir. Bildiğiniz hukuk. Cengiz yasasına bakalım. Türk ve Moğol törelerin yazılı hale getirilerek düzenlenmiş şekli. Kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga eden iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Cengiz Han. Adam geldi, gördüğünüz gibi son derece sert, sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar, gerçekten tarihi bilmek bazen çok büyük faydalar sağlıyor. Bunu zaten ilk yazılarınız döneminde gördünüz. İlk dönemlerde de gördünüz, geçen sene de gördünüz. 9. sınıfta da tarih gerçekten seçici bir ders. Çünkü kafa karıştırıcı konular var. İnsanlığın ilk dönemleri konusunu işlemiştik. Şimdi size ödevinizi veriyorum arkadaşlar. Bakın. Net bir şekilde buralara dikkat etmenizi istiyoruz. Bu sefer öğrenmeniz gereken kısımlar şu ilk çağdaki siyasi organizasyonları geçelim. Buraları görmüştük. Urkakina kanunları, Yunanlar falan bunları görmüştük. Orta çağdaki başlıca siyasi gelişmeler. Şimdi birincisi
Sıfırdan 9'a tarih kitabınızda bakın buralar çok önemli. Şimdi önemli yerleri söylüyorum. Kahramanlar sayfasına çalışmanız lazım. Bunların ne olduğu sınavda %100 sorulur size. Şimdi sayfa 64'ten başlıyorsunuz. Sağdaki soruları çözmek üzere. 64, 68, 70 şu kısma çok dikkat edin. Sayfa 72 kısmına çok dikkat edin. Ve bilhassa da feodalite derebeyliğinin olduğu 70'in sayfadan %100 soru gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Sayfa 74'teki Orta Çağ'daki toplum, Artur'un ne olduğunu ki biz de anlattık az önce. Orta Çağ orada kal demişiz. Kas sisteminin ne olduğunu da sınavda hocanız soracaktır. Eski ticaret yollarındaki kavramları size sorabilir. Aynı zamanda İpek yolu, Kürk yolu, Kral yolu ve Baharat yolu ile alakalı size önemli bilgileri soracaklardır. Bunlardan mutlaka çalışın. Orta Çağ'da orduyu da size sınavda soracaklar. Konar göçer ve yerleşiklerin ne olduğunu ve kanunların yani az önce anlattığımız 12 levha kanunları, Justinianus kanunları, töre, veda hutbesi, insan hakları evrensel bilgisi gibi kavramları çok net bilmenizi isteyebilir. Buradan konu anlatımı çalışabilirsiniz ve akıl notlarından çalışabilirsiniz. Ama hocam ben soru çözmek ve yazılıda çıkabilecek tam bir yazılı örneği görmek istiyorum diyorsanız o zaman size ödevin kralını veriyorum. Hazırsanız söylüyorum bakın. Şimdi Orta Çağ'da dünya diye başlıyoruz. Direkt Milli Eğitim Bakanlığı kazanımına nasıl çekildiği mesela demiş ki tarih şeridi üzerine gösterilir. Başta siyasi gelişmeler anlatılır. Bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. Yani ezberletmiyoruz biz ise. Konuların kavramını öğretiyoruz. Sayfa 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Buradaki yazılı sorusuna benzer soruları çözmenizi istiyoruz. Ve çoktan seçmeli soruları çözmelisiniz. Buradaki Orta Çağ'da Dünya tekrar testini ve aynı zamanda buradaki sınav tarzı soruların olduğu bak bunları da çözün. ÖSYM tarzı sorulara da bakın. Ve en önemlisi buradaki yazılı sorularına da yani 102 ve 108 yazılı sorularına da çok net bir şekilde çalışın. Çünkü buradakine benzer soru gelirse şaşırmayın. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasına baktığımızda ise burada Türk yazılı adı farklı konulara geçiyor. O yüzden buraya kadar çalışmanız yeterli. Bunlar da ödeviniz. Hadi bakalım sınavınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Tabii ödüllü soruyu da sormazsak ayıp olur. Ödül sorunuzu da yapın. Yorumlara yazın. Sınavlarınızdan aldığınız güzel notları da bizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin.